Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Bugün hemen arkamda gördüğünüz BYD modellerinin Türkiye lansmanı için Ortaköy'e geldik. Çok güzel bir lansman gerçekleştirilecek birazdan burada ve BYD'nin Türkiye pazarına girişini hemen burada gördüğünüz modellerle birlikte yakından inceleme şansı yakalayacağız. Lafı fazla uzatmadan şimdi sizi BYD modellerinin görüntüleriyle baş başa bırakayım. Ardından hemen şöyle hızlıca bir inceleme turuna geçelim. Evet, şimdi ilk olarak BYD'nin Türkiye pazarına giriş yapacağı Atto 3 modeliyle birlikteyiz. Evet, dediğim gibi ilk model bu Türkiye'ye gelecek. C segment %100 elektrikli bir SUV'den bahsediyoruz ki hem dış hem de iç tasarımıyla gerçekten diğer otomobillerden ayrışan, kendine has güzel detaylara sahip. Hemen şöyle ön tarafta baktığımız gibi diğer modellerle uyumlu ince farlarımızı görmekteyiz. Parlak siyah detaylar, güzel böyle sportif ve premium bir görüntü sağlıyor bizlere. Yan tarafta yine o güzel premium görüntü devam ediyor. Benim çok beğendiğim bir özellik var. C sütununda böyle balık puluna benzer bir detaya yer verilmiş ki otomobilin tasarımına güzel bir dokunuş olmuş o. Arka tarafta da yine dediğim gibi artık otomotivde moda haline gelen, boydan boya uzanan ince stoplar mevcut. Bagaj kapağımız elektrikli açılabilir bir bagaj kapağı mevcut. İlk bakışta çok derin gelmeyebilir ama bir separatör var. O separatörü kaldırdığınızda zaten derin bagaja ulaşabiliyorsunuz. Bu C segment bir SUV için size yeterli bir bagaj hacmi sunacaktır. Biraz hızlı olmak zorundayız. Lansman günü ve çok fazla otomobil var. Sizi de çok fazla bilgiye, detaya boğmak istemiyorum. Hemen şöyle birazdan iç mekana geçeceğiz ama geçmeden önce sizi şöyle teknik detaylarla bir tanıştırayım. Baktığım zaman Atto 3'ün teknik detayları. Maksimum gücü 150 kW. Yani gerçekten yine BYD'nin getirdiği şu an otomobillerin en düşüğü zaten 150 kW'lık motora sahip. Yani her otomobili kendine göre bir performans sunuyor. Maksimum torku 310 Nm. Önden çekişli, yani tek motora sahip bu otomobil. Sadece ön tarafta bir motoru var. 0-100 hızlanması 7.3 saniye ki bu motora sahip böyle bir C segment SUV'den bu performansı bekleyebiliriz. Sürtünme katsayısı 0.29. Daha sonraki modelleri daha sportif, hatta BYD Seal'da bu çok daha düşüyor. Onu belirtiyor olacağım sizlere. Bagaj hacmi 440 litre. Dediğim gibi hani separatörü kaldırdığınızda derin bir bagajı var zaten. Böyle bir segment için ortalama bir değer. Batarya kapasitesi 60-61 kWh gibi bir batarya kapasitesi söz konusu. Bu da WLTP'ye göre bize 420 km ortalama menzil sağlıyor. Şehir içinde kullanırsanız 565 km gibi güzel bir menzil sunuyor sizlere. DC şarj süresi sanırım tüm modellerde aynı. 150 kW'lık bir DC şarj desteği mevcut. Bu da %30'dan %80'e 29 dakika, yani yarım saatte bir dolum sağlıyor bizlere. Şimdi teknik detayları da vermişken hızlıca şöyle bir içine göz atalım. Şimdi BYD Atto 3'ün iç mekanını size özellikle göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok ilginç detaylar var. Hızlı hızlı geçeceğim bunları. Hemen şöyle, zaten bu ilginç detaylar merkezdeki havalandırma menfezleriyle başlıyor. Şuna bir bakar mısınız? Çok ilginç bir tasarım. Gerçekten böyle yuvarlak detaylar. Güzel bir tasarım söz konusu. Ben şunu beğenemedim sadece. Böyle büyük bir vites kontrolcüsü, vites seçicisi var. Bunu daha küçük yapabilirlerdi. Ama bu tasarıma uydurmak istemişler anladığım kadarıyla. Çünkü iki tasarım birbirine çok benziyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim burada. Yine yumuşak malzemeler. BYD'nin tüm modellerinde ben çekmeden önce göz gezdirdim. Malzeme kalitesi oldukça yüksek. Sert plastiklerde dahi malzeme kalitesinin iyi olduğunu görebiliyoruz ki diğer böyle sık dokunulan alanlar zaten yumuşak deri kaplama. Ekranlar zaten tüm modellerde neredeyse aynı. Küçük bir dijital gösterge ve ortada dikey ya da yatay olarak ayarlanabilen büyük bir multimedya ekranımız söz konusu. Burada ön koltuklar güzel, yekpare tasarıma sahip, entegre başlıklar var. Yanal destekleri yine çok iyi, böyle delikli, deri döşemeli. Hemen şöyle arkadaşım o taraftan çekerse ben şu kapılardaki detayı göstereceğim. Şöyle güzel, eğlenceli bir detaya da yer vermişler açıkçası. Atto 3 gerçekten görüntüsünden, güzel görüntüsünden ziyade böyle eğlenceli bir otomobil olmuş diyebilirim. Şimdilik bununla ilgili verebilecek detaylar bunlar. Şimdi ben size BYD'nin basın toplantısında bize verilen bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Telefona not ettim, buradan okuyacağım. Şimdi BYD tarafında sadece dijital satış olmayacak. Tabii ki bir belli bayi ağı olacak, yani müşteriyle, tüketiciyle doğrudan birebir iletişim kurmak adına. Yani 2023 için çok büyük hedefler yok. Zaten şurada önümüzde 2 ay falan kaldı ama 2024 yılında 20 civarında bir bayi ve servis ağına ulaşmayı hedefliyorlar. Tabii ki ilerleyen yıllarda bunlar daha da artacaklar ve şu dikkat çekici, bayilerde
satış elemanlarından ziyade her bayide bir tane sadece tüketicilere elektrikli otomobiller hakkında bilgi veren bir eleman bulunacak, bir çalışan bulunacak. Bu da çok güzel bir detay çünkü elektrikli otomobiller hakkında bilgi almak oldukça değerli bu dönemde. Şöyle hemen bakıyorum önemli bilgilere. Tabii ki araçların garantileriyle alakalı bilgiler var. Her otomobilde 6 yıl 150 bin kilometre araç garantisi olacak ama daha da önemlisi yine her modelde 8 yıl ve 200 bin kilometreye kadar batarya garantisi mevcut. BYD Türkiye'de tüm modellerinde böyle bir destek veren ilk marka olduklarının altını çiziyor. Şimdi modellerin sıralamasını söylemiştim size ama tekrar bir üzerinden geçeyim. İlk olarak Atto 3 yani C-SUV segmentindeki Atto 3 modeli Türkiye'ye gelecek. Platform 3.0'ı kullanan BYD'nin ilk modeli. Fiyatlar şu anda belli değil ne yazık ki. Şu an sadece marka lansmanındayız. Model lansmanı daha sonra yapılacak ama şöyle güzel bir haber var. Atto 3'ü BYD %10'luk ÖTV diliminde tutmaya çalışacaklarını belirtti. Tabii ki fiyat konusunda çok büyük bir sürpriz yapacaklarını belirtti. Bu gerçekten heyecan verici çünkü C-SUV segmenti Türkiye'de çok popüler olan bir segment. Bu konuda rekabetçi girerlerse çok önemli bir detay. İkinci model BYD Seal olacak. Çok sportif bir model. Zaten gördük detaylarını. İki farklı versiyonu olacak yanlış hatırlamıyorsam. Burada biz iki motorlu 390 kW'lık versiyonunu görmüştük ama bunun 230 kW'lık arkadan itişli versiyonu da olacak yüksek ihtimalle. Üçüncü model ise BYD Han olacak. Benim en çok beğendiğim versiyon. BYD Atto 3 için Kasım ayında satışların başlayacağı belirtildi. Han ve Seal modeli için ise 2024'ün ilk çeyreğinde satışların başlayacağı belirtildi. Şimdilik bununla ilgili verebileceğim bilgiler bu kadar. Umarım videomuz sizin için bilgilendirici ve keyifli olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.